أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyicilerimiz, aziz ve muhterem Müslümanlar, FM TV ekranlarından İftar özel programından herkese selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun. Değerli izleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. Bugün üçüncü gün elhamdülillah orucumuzu tuttuk. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı bizlere ikram eylesin inşallah. FM TV ekranlarında her akşam iftar özel programları, Ramazan özel programları, sahur özel programlarıyla, mukabeleyle, teravih sohbetleriyle dop dolu bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz elhamdülillah. Bu da Türkiye'de bir ilk kıymetli izleyicilerimiz. Bu akşam da Ramazan ve iftar özel programımızın konukları var. Sürpriz konuklarımız sizlerle beraber olacağız bugün. Genç hoca adaylarımızdan, minik talebelerimizden Hafız Orhan Gazi Bayraktar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim hocam, Allah'a şükür. Allah sizin de razı olsun. Yine hoca adaylarından, minik talebelerimizden Masum Aktürkoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz hocam, elhamdülillah. Allah sizden de razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, genç hoca adaylarımızla, hafızlarla beraber bir İftar özel programı sizlerle beraber olacağız inşallah. Hafızlarımızdan, talebelerimizden Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz, hadis-i şerifler dinleyeceğiz inşallah. Rabbim böyle güzel yavrularımızın sayılarını çoğalsın inşallah. Bugün malumunuz iki gündür, tabii 4-5 aydır devam eden terör olayları var. Ancak Ramazan-ı Şerif ayı olmasına rağmen, kutsal mübarek bir ayda olmamıza rağmen, böyle haram aylarda olmamıza rağmen terörün, PKK'nın kutsalı yok, değeri yok. Bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiler. Rabbim bu terör belasını ülkemizden def eylesin inşallah. Bu hainlerin planlarını, tuzaklarını başlarına çevirsin inşallah. Mübarek Ramazan ayında anaları ağlatan, o yavruları yetim bırakan o hainleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahru perişan eylesin. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. İki gündür Ramazan-ı Şerif ayında, dün biliyorsunuz malum İstanbul'da, Vezneciler'de, bugün de Mardin'in Midyat ilçesinde bombalı araçlarla polislerimize oruçlu oruçlu saldırdılar. Onlar oruçlu olarak Allah'ın huzuruna vardılar. Şehadet şerbetini içtiler. İftarlarını inşallah cennette Kevser havuzunda yapacaklar. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Arkasında bıraktıkları kederli ailelerine de sabrı cemil niyaz eylesin. Ümmetimizin, ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Ve şehitlerimiz için buyurun bir Fatiha okuyalım inşallah. Daha sonra programımıza başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim taksiratlarını affeylesin. Mübarek Ramazan ayı hürmetine makamlarını âli eylesin inşallah. Mekanlarını cennet eylesin. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bizler de iftar programımıza Kur'an tilavetiyle başlamak istiyoruz. İnşallah genç hoca adaylarımızdan Masum Aktürkoğlu kardeşimiz bizlere Kur'an okuyacak inşallah. Bir dinleyelim, hem geçmişlerimizin ruhlarına hem şehitlerimizin ruhlarına hediye edeceğiz inşallah. Hafızımız, hafız adayımızı, hoca adayımızı dinliyoruz. Evet buyur bakalım Masum Efendi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Vallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi ve'ş-şehade huve'r-rahmanir-rahim. Vallahu allazi la ilahe illa hu el-melikul kuddüsü's-selamül müminül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Vallahul halikul bari'ül musavviru lehül esmaül hüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fissemâvâti vel arz ve huvel azizül hakim. Sadakallahul azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selâmun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Rabbim kabul eylesin inşallah. Rabbim tüm yavrularımızı Kur'an nuruyla nurlandırsın. Kur'an'ın yüceliğiyle, şanıyla yücelendirsin inşallah. Tüm evlatlarımıza, tüm Müslüman yavrularımıza Rabbim Kur'an'ın nurunu ulaştırmayı ikram eylesin. Bizleri de Fatih medreseleri olarak bu yolda hizmetçi eylesin inşallah diyorum. Evet kıymetli izleyicilerimiz, yalnız değilsin Mehmet'im. Şehitlerimiz için inşallah bizler de dualarda bulunalım. Mübarek iftar saatine yaklaşıyoruz. Bizler de dualarda bulunalım. Şehitlerimiz için, vatanımız için, askerimiz, polisimiz için, ümmetimizin birlik beraberliği için, Müslümanların hakiki kardeşliği için bizler de bu iftar vaktinde ellerimizi semaya açıp Rabbimizden gidecek başka yerimiz yok, yönelecek başka kapımız yok, müracaat edecek başka yerimiz yok. Rabbimize yönelip bu iftar saatinde duaların geri çevrilmediği bu vakitte bizler de dualarımızı edelim inşallah. Yalnız değilsin Mehmet'im, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Onlar bu ayeti kerimenin günümüzde vücut bulmuş şahsiyetleridir. Yalnız değilsin Mehmet'im, gece teheccüd vakitlerinde, seher vakitlerinde yüreği yanık anaların, günahsız hafızlık yapan talebelerin, dimdik yıkılmadan ayakta duran babaların dualarındasın. Sen bir zamanlar 7 düvel olan ancak artık 70 başlı düşman ordusuna dönüşmüş haçlı ruhunu yere serensin. Ya Rabbi, polisimiz, askerimiz dini için, vatanı için düşerken toprağa gaflet uykusunda uyumaktan kurtar bizi ya Rabbi. Onlara vefa borcumuzu hakkıyla ödemeyi nasip eyle bize ya Rabbi. Bizlere bu kadar şehit haberlerini verilirken, bu kadar şehit haberlerinin içinde yakışmaz bizlere, yakışmaz bir kula rahatına, zevkine düşkün olması, dünyanın zevkine, sefasına dalıp gitmesi yakışmaz bir kula. Yalnız değilsin Mehmet'im, alemlerin Rabbi olan Allah seninle, müminler seninle, dualarımız seninle. Ya Rabbi, mübarek bu iftar saatinde dualarımızı kabul eyle inşallah. Rabbim tekrar tekrar vatanı için, dini mübini İslam için, ilahi kelimetullah için toprağa düşen askerimize, polisimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin inşallah diyorum. Ve Hafız Orhan Gazi Bayraktar, bir de konuklarımızla tanışalım. Bakalım nereden gelmişler, neler yapmışlar, bizlere neler anlatacaklar. Konuklarımızla bir tanışalım inşallah. Sorularınızı, görüşlerinizi, mesajlarınızı bizlere WhatsApp yoluyla 0538 330 9742 telefon numarasıyla bizlere mesajlarınızı
ulaştırabilirsiniz diyorum. Ve Hafız Orhan Gazi Bayraktar yavrumuzdan tanışmaya başlayalım. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hocam ben Orhan Gazi Bayraktar, İstanbul doğumluyum, Rizeliyim. 2002'de doğdum hocam. 4 ay, 4 yaş, 4 günlükten annem, babam, Allah razı olsun onlardan beni medreseye verdiler. Beni medreseye verince tabii ilk hocam sizsiniz. Elif Bayi sizde bitirdim. Sizde bayatım yaptıktan sonra hafızlığa geçtim. Hafızlığında da tabii kimleri 3 ay, kimleri 5 ay. İmam-ı Azam tabii 3 günde bitirmiş. Ancak biz 2 senede bitirebildik. Allah bize 2 senede nasip etti. Ondan sonra şimdi Arapçaya geçtik hocam. Arapçada Arapçayı da bayağı yarıladık. İzhar kitabına kadar geldik. Hadis, tefsir, fıkıh. Hadis. Onun yanında evet hocam. Arapça ilimleri de okuyorsunuz maşallah. Evet. Şu an İzhar kitabını mı okuyorsunuz? Evet hocam. Hemen hemen ilmin, Arapçanın yarısına, yolun yarısına gelmişsiniz. Evet, çoğu hocam, gitti, azı kaldı inşallah. Rabbim hocalığı da görmeyi nasip eylesin inşallah. Amin hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Orhan Gazi Bayraktar'ı FM TV ekranlarından pazar sabahları sohbetlerden, kürsülerden izlemişsinizdir. Bir de bu sefer canlı canlı tanışacağız. Canlı canlı inşallah kendisini dinleme fırsatı olacak. Rabbim Orhan Gazi Bayraktar yavrumuza, kardeşimize hafızlığı ikram eylediği gibi hocalığını da ikram eylesin inşallah. En güzel şekilde din yolunda hizmet etmeyi, onlara da tüm evlatlarımıza da böyle Kur'an nuruyla nurlanmayı Rabbim ikram eylesin. Bizleri bu yoldan ayırmasın diyorum. Ve diğer konuğumuz Masum Aktürkoğlu. Efendim sizleri de tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hocam 2005 doğumluyum. 2005 İstanbul doğumluyum. Rizeliyim. İlkokulu Bahçeli Evler Şubesi'nde bitirdim. Yakın zamanda hafızlığa başlayacağım inşallah. İnşallah. Şu anda 5'i bitirdim. 6. sınıfa geçeceğim inşallah hocam. İnşallah. İstanbul'da oturuyorum hocam, Fatih'te. Çok iyi Rabbim hocalarımız var. Başarılar nasip eylesin. İyi hocalarımız var hocam. İnşallah bir tanesinde hafızlığa başlayacağım. Rabbim herkese hafızlığı nasip eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillah. Görüyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz, bir yavrumuz hafızlığını bitirmiş, diğer yavrumuz da hafızlık aşkıyla, hafızlık şevkiyle yanıyor. Rabbim inşallah hafızlığını tamamlamayı da ikram eder. Rabbim bu şekilde yetiştirilen yavruların sayısını da çoğalsın inşallah. Tabii bu yavrularımız nerede yetişiyor? Orhan Gazi yavrumuz bir ifade kullandı biraz önce. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken medreseye başladım dedi kıymetli izleyicilerimiz. Eğitimin yaşı, ecdadımız Osmanlı'dan kalan Sıbyan Mektepleri, 4 yaş, 4 ay, 4 günlük bir yavrumuz bu yaşa geldi mi, bu ay bugüne ulaştı mı, eğitim alaylarıyla medresede hocasının önüne diz çöker ve elifbasını alır, cüze başlardı. İnşallah Rabbim bu şekilde eğitim kurumlarımızın sayılarını çoğalsın, bu şekilde yavrularımızı güzel yetiştirebilmeyi bizlere ikram eylesin inşallah. Tabii Orhan Gazi Bayraktar yavrumuzu biraz daha öz anlattılar. Ancak biraz da sosyal kültürel faaliyetlerden de bahsedebilir miyiz? Böyle yarışmalardan izledik sizleri. Daha önce biraz daha yakinen tanıdığımız için sadece medresede değil de Fatih medreselerinin düzenlemiş olduğu örnek genç konferansları, Türkiye hatibini seçiyor yarışması, Türkiye peygamberine sahip çıkıyor. Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Hocam ilk baş örnek gençte yine kürsüye çıktım. Bir şeyler okudum bilgilendirme i̇lk için. İlk kaç yaşında kürsüye çıktınız? İlk galiba 9 yaşında ya da 10 yaşında olması lazım. 9-10 yaşlarında kürsüye çıkmaya, insanlara hitap etmeye başladınız maşallah. Evet. Ondan sonra hocam Türkiye hatibini seçiyor. Bu bir yarışmaydı hocam. İlk elemede birinci oldum. Çeyrek finalde ikinci oldum. Yarı finalde elendim hocam. Ondan sonra bir de Türkiye peygamberine sahip çıkıyor. Bu yarışma değildi. Sadece bir konferanstı. Ben de onlara katıldım yine. Onlarda da konuştum hocam. Hitap ettim insanlara. Peygamberimizle alakalı. Maşallah. Masum kardeşimiz de gene hem sunuculukla, sunumlarıyla gerçekten de kürsülerde salonları inleten. Siz de kaç yaşında kürsüye çıktınız ilk Masum Efendi?
Hocam ben de 10 yaşındayken çıktım hocam. İlk birinci dönem karne merasiminde sunucu olarak kürsüye çıktım hocam. Maşallah. O günden beri artık kürsülere de aşina oldular. Yavrularımız, talebelerimiz maddi manevi gelişiyorlar inşallah. Hep deriz ya işte böyle yetişen nesiller 14 yaşında, 15 yaşında inşallah 2 sene sonra Orhan Gazi artık yavrumuz hoca olup inşallah buralarda da programlarda da artık kendisi program yapıp inşallah böyle halka faydalı olmaya devam eder. Fatih medreseleri hem eğitir, hem öğretir, hem yaşatır. İşte canlı canlı örnekleri, işte canlı canlı şahitleri kıymetli izleyicilerimiz. Talebelerimizden Orhan Gazi yavrumuz bizlere Ramazan-ı Şerif'le alakalı biraz hazırlık yapmış. İftar programında dinleyelim inşallah. Bizlere, izleyicilerimize neler anlatmak istersiniz, neler okumak istersiniz? Hadis-i Şerif okuyacağım inşallah hocam. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh. Ebi Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir ki Allah'ım razı olsun. İzâ dehale Ramazanü, Ramazan ayı girdiği zaman fütühat evvâb-ü semâhi, fütühat evvâb-ü semâhi, semanın kapıları açılır. Ve hulligat, kapanır. Evvâb-ü cehenneme, cehennemin kapıları kapatılır. Ve sülsileti şeyatînû, ve şeytan zincire vurur. Peygamberimiz yine başka bir hadis-i şerifinde Ramazan ile alakalı buyuruyor ki An Ebi Hüreyre radıyallahu anh Men her kim kame kalkarsa Ramazan'a Ramazan ayında imanen imanlı bir şekilde ve hesaben ve hesaplı bir şekilde gufir lehu ma tekaddeme min zenbih onun geçmiş tüm günahları affedilir. Yani Ramazan-ı Şerif ayını her kim Allah'a evet. inanarak geçirirse, evet. imanlı geçirirse evet. bütün geçmiş günahları affediliyor. Ne büyük müjde, ne büyük günler kıymetli izleyicilerimiz. Gerçekten de Ramazan-ı Şerif ayının her bir günü, her bir gecesi, her bir saati, her bir dakikası ayrı bir önem, ayrı bir rahmet, ayrı bir mağfiret, ayrı bir bereket ayı. Rabbim her anımızı dolu dolu geçirebilmeyi bizlere ikram eylesin inşallah. Bir önceki hadis-i şerifte Orhan Hocam, o hadisi bir daha okuyabilir miyiz? O hadisi de gerçekten de çok önemli ve anlamlı bir hadis. Hem izleyicilerimize de bir daha bir manasını şeytan vermiş olalım. Şeytanlar, Ramazan ayındaki yaşanan olaylar neler varmış? İzâ dehale Ramazan'a, Ramazan ayı girdiği zaman fütühat evvâb-ü semâyi, semanın kapıları açılır. Ve hulqat evvab cehenneme, cehennemin kapıları kapatılır. Ve sülsileti şeyatînû, şeytan zincire bağlanır. Demek ki kıymetli izleyicilerimiz, gerçekten de Ramazan ayı girdiğinde şeytanlar artık zincire bağlanıyor, cehennemde bağlanıyor. Ve bütün cehennemin kapıları kapanıp sadece cennetin rahmet kapıları açık kalıyor. Şu anda bu aylarda, bu günlerde insan artık bir kötülük yapacağı zaman veya bir hata işleyeceği zaman, bir günah işleyeceği zaman sakın kimse şeytana kızmasın, şeytana kusur bulmasın. Şeytan artık bağlanmış, şeytanın da bir bahanesi yok. Her nefis, her canlı, her bir insan artık kendini kontrol etmeli, kendi hayatını amellerini, ibadetlerini gözden geçirmeli. Yapmış olduğumuz bu ibadetler ki Ramazan ayı gerçekten de 11 ayın sultanı diyoruz değil mi? Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Peki Ramazan-ı Şerif ayını diğer aylardan ayıran en büyük özellik, 11 ayın sultanı yapan nedir? Niye Ramazan ayı diğer aylardan üstündür, faziletlidir, bereketlidir? Onun da sebebi Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmesidir. Peki Kadir Gecesi'ni 1000 aydan daha hayırlı yapan, değil mi? Kadir Gecesi, her Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de var. İnna enzelnahu fi leyletil kadir buyuruyor Rabbimiz. Biz bu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Rabbimiz buyuruyor Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Peki kıymetli izleyicilerimiz bir düşünelim.
Kadir gecesini diğer 365 gün, o 365 geceden ayıran özellik nedir peki? Onu 1000 aydan daha hayırlı yapan en büyük özellik, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirilmeye başlanması. Ve Kadir gecesini de Ramazan-ı Şerif içinde barındırdığı için 11 ayın sultanı da o yüzden oluyor kıymetli insanlar. Onun için bu ay yapılacak en büyük ve en önemli ibadetlerin başında oruç geliyor ve Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, mukabele geliyor kıymetli insanlar. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu ayda, bu günlerde Rabbim Kur'an-ı Kerim'le bizleri haşreylesin, meşgul eylesin. Kur'an-ı Kerim'le vakit geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Peki hocam ben Kur'an bilmiyorum. Kur'an ben bilmiyorum. Bu zaten özrün kabahatinden büyük derler ya, hani bizde bir tabir vardır. Kur'an bilmemek ne demek ya? Ne demiş Yunus Emre? Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Onun için kıymetli insanlar, yarın mahşerde bir bahanemiz olmaz. Mahkeme-i Kübra'da bir bahanemiz olamaz. Ya Rabbi ben Kur'an bilemedim, öğrenemedim, okuyamadım diyemeyiz. Kendimizi kandırıyoruz sadece. İş, güç, vakit bulamadık, fırsat bulamadık deyip de kendimizi bahanelerle avutmayalım. Bu mübarek aylarda, bu güzel günlerde, bu kutlu, bereketli günlerde Rabbim kendi rızasına uygun şekilde hayat yaşayabilmeyi, bir Ramazan-ı Şerif geçirebilmeyi bizlere ikram eylesin inşallah. Evet Orhan Hocam, devam edelim. Ebi Hüreyre radıyallahu anh, Ebi Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. İzâ nesiye, unuttuğu zaman, fekele yedi ve şerbe ve içti. Fel yutimmü, tamamlasın sabuhu orucunu. Finneme, muhakkak ki o, ed'amahullahu ve segahu. Muhakkak ki o kişiyi Allah-u Teala yedirmiştir ve içirmiştir. Yani manasını verecek olursak, toplu manada verecek olursak, her kim unutarak yanlışlıkla bir şey yiyip içerse orucunu devam etsin, orucunu tamamlasın. Çünkü o içmeyi ve yedirmeyi ona Allah-u Teala bir yaptırmıştır, ikram etmiştir. Evet. Yani unutarak yiyilen, içilen şeyler orucu bozmuyor. Evet. Allah'ın bir ikramı olarak kişi unutarak bir şey yerse bile orucunu bozmadan devam etmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde böyle buyurmakta. Evet Orhan Hocam maşallah devam edelim. Çok güzel. Daha var mı okuyacağınız? Neler var? Yok hocam ben daha hazırlayamadım. Biraz o zaman Masum Efendi'yi de dinleyelim. Siz de neler hazırladınız izleyicilerimize? Hocam ben de hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. La yezalun nasu bi hayrim ma accelul fidri. İftara acele edenler hayra dahil olurlar. Yani manası, toplu manası verecek hocam, olursak. Hocam iftar, toplu manasını verecek olursak, iftara acele edersek yani hocam, ezan okunduğu zaman orucumuzu açarsak hocam hayra dahil oluyoruz. Hayra dahil hocam olmuş oluruz. Oyalanmayacağız. Biraz daha şunu yapayım, bunu yapayım değil de zaten insan artık ezan vakti sofrada herkes oturuyor. Ezanı bekliyor. Eller açık. Duada sofranın başında. Ezan okunur okunmaz ne yapmak lazım? Hadis-i şerifte Peygamberimiz sözünü diyor. Acele edin. Orucunuzu açın. Orucu bekletmeyin. Maşallah. Hocam başka? Ben bir de sahurla alakalı bir hadis-i şerif ki, okumak istiyorum. Tesahharu fe inne fissahuri bereketen. Sahur, muhakkak ki o sahur berekettir. Sahura kalkmak berekettir. Berekettir. İhmal etmeyelim kıymetli izleyicilerimiz. Sahurlara da gerçekten de sahurun ayrı bir manevi bereketi var. Hem maddi hem manevi. İnsan şöyle dememeli. Ya zaten iftarı yeni yaptık. Daha acıkmadan sahura kalkıyoruz. Böyle düşünmemeli. Bir bardak su da olsa, birkaç lokma da olsa sahur yemeğinde şifa var, bereket var, rahmet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden bu müjdeye de mazhar olabilmek için sahura kalkmak gerçekten de çok önemli. Büyük sünnetlerden birini de yapmış oluyoruz. Peki, şimdi genç kardeşlerimizi bulmuşken soralım biraz da hasbihal edelim, biraz sohbet edelim kendileriyle.
Kaç yaşındaydınız Orhan Gazi Efendi? 13. 13 yaşında. Kaç yaşından beri oruç tutuyorsunuz? 11. 11 yaşından beri. Peki oruç tutmak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Oruç tutmak çok güzel bir duygu hocam. Allah'ın farz kılmış olduğu bir orucu, bir şeyi yapmış oluyorsun, tutuyorsun. Onun için çok güzel bir şey hocam. Oruç. Herhangi bir zorluk yaşıyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? İnsan tabii ki biraz acıkıyor, biraz susuyor ama bir sıkıntı, o kadar da çok bir sıkıntı çekmedim Allah'a şükür ben. Oruçlarımı gayet güzel tutuyorum. Tüm buradan arkadaşlarımıza, gençlerimize tavsiye ediyoruz diyorsun. Evet. Oruç tut, sıhhat bul, değil mi hadis-i şerif? Elhamdülillah ufak yaştan daha oruçlarını tam tekmil tutmaya başlamış yavrularımız. Bu da inşallah oruç tutmayan büyüklere, tutamayanlara da bir örnek olsun, ibret olsun inşallah. Peki Masum Efendi, sizler ne zamandır, kaç senedir oruç tutuyorsunuz? Hocam, oruç tutmak nasıl bir duygu? Ben 10 yaşında başladım oruç tutmaya. Şu anda 11 yaşındayım. Hocam oruç tutmak tabii ki yani her insana zor gelebilir hocam. Allah Teala bizi sabrımızı deniyor hocam bu şekilde. İyi ki de bu şekilde sınav oluyoruz hocam. Allah Teala başka türlü sınavlara sokmuyor bizi hocam. Daha zorluklar yaşamıyoruz. Oruç tutunca hocam biraz aç kalsak bile hocam çok sıkıntı yaşamadan iftarımızı yapıyoruz Allah'a şükür hocam. Elhamdülillah. Zaten sahura da kalkıp biraz yemek yiyebiliyoruz. O yüzden de bize avantaj oluyor hocam. Çok acıkmıyorum ben hocam, açık söyleyeyim. Daha çok susuyorum. Öyle yani. Ne mutlu hocam size bu genç yaşta, bu yaşlarda böyle oruç tutuyorsunuz. Rabbim mükafatını cennetle, cemaliyle inşallah ikram eder sizleri. O oruç tutanlar biliyorsunuz cennette özel yerleri olacak onların. Oruç tutanların ayrı bir bölümü olacak. İnşallah Rabbim hep beraber bizleri orada peygamberimizle buluştursun inşallah. Peki oruç tutamayanlara neler tavsiye ediyorsunuz? Böyle bunun püf noktası var mı? Oruç tutmak isteyip de şimdi belki de ekranları başından izleyen minik izleyicilerimiz de vardır. Onlar da bak abilerim veya kardeşlerim benimle aynı yaştalar ama onlar tutuyorlar. Ben de tutabilirim, ben de tutmak istiyorum. Belki de annelerine bu akşam sahura beni kaldırın diyecekler. Bu işin tabii püf noktası nedir? Neler yapması lazım? Hocam kişi şayet akıl bali olmadıysa ilk baş kendini isterse öğlene kadar oruç tutarak kendini böyle alıştırsın. Ondan sonra akşama doğru tutar. Yani direkt belki direkt sabahtan akşama kadar tutmak isterse belki çok zorlanabilir. İlk defa yapıyorsa. Evet hocam. Tutacaksa. Akıl bali olmadıysa şayet öğlene kadar tutabilir. Şayet akıl bali olduysa ona oruç farz. O orucun kaç saat gerekiyorsa onu tutması lazımdır, gereklidir hocam. Yani ufak yavrulara böyle 7 yaşında, 8 yaşında çocuklar heveslenirse, oruç tutmak istiyorsa anne babalar engel olmamalı. Onları gerekirse mümkünse sahura kaldırmalı. Onların sevdikleri, istedikleri, beğendikleri yemeklerden hazırlamalı, kahvaltılıkları hazırlamalı. Ve onları da ufak ufak oruca hazırlamalıyız. Evlatlarımızı ki yarın inşallah Mevla'nın emri olan, İslam'ın 5 şartından biri olan oruçlarını güzel, layıkıyla tutsunlar, tutabilsinler. Ağaç yaşken eğilir. Sakın bunu unutmayalım kıymetli izleyicilerimiz. Ağaç yaşken eğilir. Peki Orhan Hocam, kürsülerde sizi dinledik pazar sohbetlerinde. İzleyicilerimize kürsülerde maşallah güzel güzel sunumlar yaptınız. Konferanslarda sunumlar yaptınız. Böyle bizlere, izleyicilerimize söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz neler var başka? Biraz daha sizden istifade edelim sizleri bulmuşken. Öyle iki hadisle, üç hadisle bırakmayalım sizi. Biraz daha bir şeyler anlatın inşallah. Hocam şimdi oruç tutmak gereklidir. Bir akıl bali olan, akıllı olan, sıhhatli olan ve hayız nifastan temiz olan kadın için oruç farzdır. Ve sefil olmayan kişi için bu kişiler her zaman oruç tutması lazımdır. Şayet bunlar tutmazsa ahirette Allah'la hesaplaşırlar. Hocam bir
ay oruç tutmazsa, şayet akıl bali olduysa ve oruç onu farsa, yani az önce saydıklarımız o kişide varsa, o kişi hocam, ben kendim hesapladım hocam, galiba bir ay Ramazan tutmazsa kefaretlerle birlikte 1800 gün oruç tutması gerekiyor. Bu da 5 seneye falan tekabül ediyor hocam. Onun için herkese oruç tutmasını tavsiye ederim. Kefaretleri bırakmamasını öneririm. Çünkü kefaret biraz 60 gün ve kazasıyla beraber 61 gün biraz zor olabilir. O için herkese tam vaktinde bir gün tut, 60 günden biraz yırtmış olursun. Yani bir gün tutacaksın, 60 gün ondan kurtaracaksın. Ramazan-ı Şerif'in günleri de çok değerli hocam. Bir gün oruç tutuyorsun ama diğer Ramazan dışındaki günlerden 60 gün daha hayırlı gibi gözüküyor yani Ramazan'da Allah katında. Ramazan'da yapılan tüm ibadetler kat kat mükafatlandırıyor. İyilikler de, sevaplar da kat kat. Tabii bu ayda yapılan kötülükler de, günahlar da o da kat kat çarpılıyor. Rabbim bizlere iyilik safhalarını, güzellikleri arttırmayı nasip eylesin. Peki Orhan Hocam, Ramazan-ı Şerif ayındayız. Tabii Ramazan'ın olmazsa olmazları iftarlar, teravihler var. Peki teravihlerde neler hissediyorsunuz? Teravihlere katılıyorsunuz, kaçırmıyorsunuz. Teravihe gitmek isteyen çocuklara teravihi de bahsedebilir misiniz? Teravihte neler hissediyorsunuz? Teravih namazları nasıl geçiyor? Teravihler Masum hocamız ile çok mükemmel. Tabii biz kursta kalıyoruz. Kursta da çok güzel geçiyor. Ancak Masum hocamız da bir başka. Herkese Masum hocamızla bir teravih kılmasını tavsiye ederim. Teravih 20 rekat. Masum hocamızla birlikte çok güzel geçiyor ama bazı... Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Mesela bazı hocalar da hatimle kıldırıyor. Tabii hatimle kıldırmanın, kılmanın... Sevabı, mükafatı yüksek. Sevabı, mükafatı vardır. Zevki bir başkadır ama belki... ama yine her az önce dediğim gibi Masum hocamızla teravih bir başka. Herkese tavsiye ederim. Teravih uzun ama bereketli bir namaz. Nasıl geçtiğini anlamıyorsun, böyle hızlı hızlı böyle güzel bir şekilde namazı kılıyorsun. Zevkli, istekli kılarsan hocam çok zevkli ama isteksiz hadi kılayım da yatayım dersen o zaman fazla bir zevk alamazsın. Onun için her zaman istekli, zevkli kılmamız lazım. Peki İnşallah. Masum Efendi, sizler ne zamandır, kaç yaşından beri teravihe gidiyorsunuz? Teravihte neler hissediyorsunuz? Arkadaşlarınıza, yaşıtlarınıza şimdi sorular var. 11 yaşındayım diyor hocam, orucumu bozdum diyor. Ufak yaşta izleyicilerimiz şimdi hepsi merakla sizleri izliyorlar. Günah mıdır diye soruyor. Dayanamadım, orucumu bozdum diyor. Onlara da inşallah cevaplarını vereceğiz ama siz böyle teravihlere koşarak gidiyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu? Hocam teravihe giderken aslında insanların bir ön yargısı oluyor. Mesela bazı camilerin imamları bu yavaş kıldırıyor, buna gitmeyelim. Burası hızlı kıldırıyor, hemen buraya gidelim gibi. Evet, jet imamlar çıkıyor Ramazan'da. Hocam öyle yapıyorlar biraz. Ama hocam mesela Orhan kardeşimizin de hocam örnek verdiği gibi Masum hocamız hocam ne çok hızlı ne de çok yavaş kıldırdığı için teravihin zevki o zaman çok güzel oluyor hocam. Tabii. Peki Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Siz de çocuksunuz. Çocuk yaşta, çocukluktan artık siz tabii çocuk demekten ben hayal ediyorum aslında da siz artık büyümüş genç delikanlı hoca adayısınız. Şimdi ufak yaşta çocuklarla alakalı bu Ramazan-ı Şerif'ten önce bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yaşlılara özellikle camilere gelen, teravihe gelen çocuklara karışmayın. Onlar oynasa da, koşsa da, hoplasa da, zıplasa da sakın onlara müdahale etmeyin. Onlar camilerin bülbülleridir, onlar caminin süsüdür diye. Hatta ve hatta biraz daha ileri giderek çocukların kalbini kıracaksanız, onların zihinlerinde, beyinlerinde kötü bir iz bırakacaksanız sakın ha camiye gelmeyin. Gidin teravih evinizde kılın diye bir açıklaması var. Yani buradaki çocukları ne kadar düşündüğünü, önem verdiğini bizler de teravihlerde görüyoruz. Sizler de ufak yaşta görüyorsunuz. Size böyle karışanlar oldu mu namazda? Teravihe müdahale edenler oldu mu? Nasıl? Vallahi hocam, karşılaştınız mı böyle camilerde? Ben sürekli ya merkez binada Masum hocamla birlikte kılıyorum
Ya da kursumda kılıyorum. Bana hiç böyle çocuğum sen kılma, git şöyle falan. Dışarıda camilere gittiniz mi mesela? Dışarıda daha önce Mehmet Ağa Camii'ne falan gittim. Başka Tevkin Cafer'e gittim. Camilere gittim Fatih'teki. Ancak orada da hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Allah'ımıza şükürler olsun. Bir de bu konuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum hocam. Çocuklar çok ses yapıyor diye çocukları camiye almıyorlar. Ve namaz kılıyorlar, namaz bitiyor, kapı açılmıyor. Kapıyı çekiyorlar, hepsini çekiyor ama açılmıyor. Sonra içeri camdan bir yerden bir çocuk gidiyor, çocuğun dokunmasıyla kapı açılıyor. Onun için çocuklarımızı asla şey yapmayacağız hocam. Daha çok namazı teşvik edeceğiz, camiye götürmeye çalışacağız. Camiden de hey etmeyeceğiz yani. Sürekli onları götürmeye çalışacağız, onları namaza alıştırmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Anneler, babalara buradan duyurulur. Çocuğunuz 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında da olsa alın, elinden tutun, teravihe giderken onları da götürün. Oradaki o Müslümanların hep beraber saf tutmasını, secdeye gitmesini, tekbirleri, salavatları, duaları, o manevi bereketin içinde onlar da bulunsun, istifade etsinler inşallah. Güzel bir açıklama bu aslında. Çocukları da üzmeyelim, kırmayalım. Hacı abiler, hacı ablalar, çocuklar bizim geleceğimiz, veli nimetimiz, vatanımızın geleceği. Evlatlarımızı, yavrularımızı camiden, Kur'an'dan, namazdan sakın ama sakın soğutmaya vesile olmayalım. Onları tam tersi, biz görürüz bazen böyle çikolatalarla, şekerlerle karşılayan hocalar var, cemaatten hacı abiler var. Böyle hareketlerle, bir çikolatayla, bir şekerle, belki de bir balonla o çocuk sevinir. Koşa koşa ertesi gün tekrar teravihe gelmek için can atar. Camiye gitmek için o çocuğun aklında hoş bir hatıra olur. Ben camiye gideyim. Belki de o balon için gelecek. Belki o bir çikolata için gelecek ama o oraya ayağa alışacak. Ufak yaşta getiremediğimiz çocukları genç delikanlı olunca zaten getiremiyoruz kıymetli insanlar maalesef. Camilerimizin durumunu görüyoruz. Hep Anadolu'da özellikle İstanbul'da da kısmen bölgelerde değişiyor. Sanki emeklilerin bir toplanma yeri olmuş maalesef. Sadece emeklilerin geldiği, gençlerin sanki gençlerle konuştuğumuzda namaz yaşlılıkken kılınacak bir ibadetmiş gibi maalesef böyle bir algı oluşmakta. Rabbim muhafaza eylesin. Selamünaleyküm hocam. Mukabelede Kur'an'ı takip ederken arada kaçırıyorum, birebir okuyamıyorum hoca gibi. Bunda da zaten hocayı takip ettiğiniz için hocanın okuduğu için aynı sevabı alıyorsunuz. Beraber hatim indirmiş, hatim bitirmiş sevabı alıyorsunuz. Önemli olan çünkü siz hocayı dinlediğiniz için hocanın okumasıdır. Sizler de kendinizi daha da geliştirerek, Kur'an'ınızı daha da geliştirerek takibe ayak uydurabilirsiniz inşallah. Rabbim mukabelenizi hayırlı eylesin, devamını, tamamını ikram eylesin. Bu Ramazan'da hiç olmazsa her evde bir hatim, en az bir hatim okuyabilmeyi Rabbim ikram eylesin. Evlerimizi Kur'an nuruyla nurlandırsın inşallah. 11 yaşındayım, orucumu bozdum, günah mıdır diyor bir izleyicimiz. Genç kardeşimiz, minik kardeşimiz. Tabii akıl bali olmadıysa, tabii orucu bilerek veya bilmeyerek sebepler var. Orucu akıl bali olmadıysa herhangi bir mahsuru yok. Akıl bali olduysa orucunu bilmeyerek bozduysa bir gün kazası gerekir. Ama akıl bali olmadıysa herhangi bir mahsuru yok. Zaten bunu demiş olduk. Orhan hocamız da zaten buna değinmişti. Hocam ben gün görenden göndermiş bir izleyicimiz. Ramazan ayında tedavim var. Diş doktorunda oruçlu gideceğim ama bozulabilir. Belki bozulmaya da bilir. Bunu bile bile gitmem doğru mu? Tabii kıymetli izleyicimiz mümkünse eğer dişinizi oruçtan sonra yani iftarla sahur arası mümkünse tedaviyi bu saatlerde yapabilmek. Eğer çok idare etmiyor, ağrısı çoksa oruçlu başlayıp oruçlu gitmek. Ve orada gerekirse artık bir gün kaza edilebilir. Ama mümkünse oruçtan sonra oruca engel olmayacak şekilde de ayarlanabiliyorsa en güzeli bu şekilde ayarlayabilmek tedavi saatlerini. Diğer bir izleyicimiz hocam iftarda nasıl dua edelim? Hayırlı günler dilerim demiş sizlere. Diğer bir izleyicimiz de iftarda nasıl dua edilecek diye soruyor.
Kıymetli izleyicilerimiz, bizler de ezanı Muhammediye'ye 3 dakika kaldı. Bizler de dua edelim inşallah. Hafızlarımızdan da dua edelim, dinleyelim ve İstanbul için iftar vaktine son 3 dakika. Bizler de yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Orhan hocamız, masum kardeşimiz. Biz bir dua edelim. Hem izleyicilerimiz de soruyorlar iftarda nasıl dua ederiz diye. İnşallah tüm Müslümanlara, tüm geçmişlerimize bu iftar saatinde, bu duaların geri çevrilmeyeceği bu vakitte, buyurun Orhan hocam, sizden başlayalım. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Yapmış olduğumuz sahurlarımızı kabul eyle. Amin. Yapmış olduğumuz Ramazan'da ibadetlerimizi, yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Tüm oruç tutanların oruçlarını kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Amin. Bizi bağışla Ya Rabbi. Lütfen Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Borçlulara, eda, dertlere, deva, hastalara şifalar nasip eyle. Amin. Amin. Evet, masum kardeşimiz, siz de biraz dualar yapın inşallah. Ya Rahman Rahimin. Allah'ım, sen Türkiye'yi bu sıkıntılarından kurtar Ya Rabbim. Amin. Herkesin oruçlarını kabul eyle Ya Rabbim. Amin. Herkesin ibadetlerini kabul eyle Ya Rabbim. Amin. Herkesi oruç tutamayanları doğruca alıştırmayı nasip eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbi, sıkıntıları olanlara sıkıntılarını deva ver Ya Rabbim. Amin. Hastalara şifa ver Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim, sen herkese oruç tutmayı, namaz kılmayı, bütün ibadetleri yapabilmeyi nasip eyle Ya Rabbim. Amin. Herkese hafızlığa başlamasını nasip eyle Ya Rabbim. Amin. Allah'ım ezit ve la tengus bir metin müslim velhamdülillah Ya Rabbim. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihlerimizi kabul eylesin. Elhamdülillah oruçlar nasıl geçiyor anlamıyoruz. Bugün üçüncü gün bitti. Şükürler olsun bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturana ve bizleri tekrar tekrar Mevla'dan niyaz ediyoruz. Tekrar tekrar nice Ramazan-ı Şerif'lere kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif ayında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler nasıl bir Ramazan geçirdiyse, Allah dostları Efendi Hazretlerimiz, Evliyaullah, Meşayih-i Kiram nasıl bir Ramazan geçiriyorsa, Rabbim bizlere de o şekilde güzel, bereketli bir Ramazan geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Allah hepinize razı olsun, ibadetleriniz kabul olsun inşallah. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.